Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Bugün İstanbul Zeytinburnu'ndayız. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başlayalım. Ekonomiden memnun musunuz abi? Memnun olan var mı? Arada çıkıyor. Demek ki onlar başka bir dünyada yaşıyor, biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Neden onlar memnun da siz değilsiniz abi? Sizin şikayetiniz nedir? Onlar ya da biz diye bir şey yok bir kere. Yani her şey ortada, tablo ortada, işsizlik ortada, esnafın sıkıntısı ortada. Yani vatandaş işte görüyorsunuz bak, kafede oturamıyor. Herkes banklarda oturmak zorunda kalıyor. Yani onlar da memnun değildi. Yani ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onlara diyoruz işsizlik varmış diyoruz, iş beğenmeyen vardır diyor. Diyoruz işte dükkanlar batıyor, yok diyor onlar diyor kumarbazdır diyor, kumara parayı yediriyor. Şimdi ben 12 yaşından beri esnaflık yapan birisiyim. Bu dönemde dükkanımı kapattım. Dükkanımı kapattım, yüzlerce yere de iş müracaatında bulundum. Yani 12 yaşından bu yaşa gelmişim, esnaflık yapmışım, şimdi işverenlikten işçi olma noktasına düşmüşüm ama iş yok. Yani nasıl bir bakış açısıdır? Yani kim, birbirimizi kandırmaya gerek yok yani. Sokaklara, hangi sokağa girerseniz girin, bütün esnaf arkadaşlarımız hepsinin sıkıntı olur. Yani bunu birisi görmüyorsa ya gözü kördür ya kafası yerinde değildir. Yani insanın kendisinin işinin iyi olması yetmez. Baktığın zaman tablo ortadadır. Anlatabildim mi? Yani TÜİK geçen gün bir şey yaptı mesela. Onun bile çoğusu yalan. Yani işsizlik, ben Türkiye'de korkunç bir işsizlik var. Mesela bir esnaf arkadaşımız 100 kişi çalıştırıyordu. Şu anda 4 kişiyle çalışıyor. Dükkan neredeyse kapatmış abi. Kapattı zaten. Kapatmayan mı var? Ben kapattım, borçla kapattım. Anlatabildim mi yani? Yani cebime bir para koyarak kapatmadım. Üzerime borç kalarak kapatmak zorunda kaldım. Çünkü kaldıkça da devam ediyordu aynı şekilde. Anlatabildim mi? Yani bence şöyle yapmak lazım. Yani yok demekle yok olmuyor. Fizik kanunu diyor, vardan yok olmaz. Varsa vardır. Yani ona göre çözüm üretmek lazım. Ona göre proje geliştirmek lazım. Yani hem devlet olarak, hem hükümet olarak, hem vatandaş olarak, yani anlatabildim mi? Yani bir çözüm üretmek lazım. Ya çözüm üretmek lazım. Yok. Yok deyince oluyor mu? Benim karnım aç. Sen bir problem olduğunu kabul ediyor mu sizce? Efendim? Hükümet bir problem olduğunu kabul ediyor mu? Ya bence yani etmemek mümkün değil. Tabii ki o da kabul ediyor ki, esnafa diyor ki mesela bir işe yaramıyor ama en azından diyor ki şunu vereyim, bunu vereyim falan filan. İşte krediler, şunlar bunlar. Kabul edecek. Kabul etmezsen çözüm üretemezsin ki. Bir hastalık var. Siz hasta değil derseniz doktora gitmezsiniz. Gitmezseniz tedavi olmazsınız. İlaç alamazsınız. İşte ameliyatsa ameliyat olmayacaksınız. Önce bir kere diyeceksiniz, evet hastayım. Hastayım dersen her şey olur. Ondan sonra başlarsın çözüm aramaya. Yok demekle, eğer yok demekle yok oluyorsa yok. Abi, enflasyon %15 açıklanıyor. Sizce hastalık kabul ediliyor mu? Şu an %15 mi enflasyon var? Gerçek enflasyon sizce kaç? Şimdi ben tabii bu işin araştırmasını yapmış değilim. Ama şunu söyleyeyim. Pazara baktığınız zaman yani, bellidir şöyle, yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kilo peynir 60 lira olmuş da. Tamam mı? Bir kilo peynir. Yani bir kalıp peynir 30-40 lira olmuşsa enflasyonun artık varın siz hesaplayın. Enflasyon çok farklı. Enflasyonun neyin üzerinden yaptığınız önemli. Hangi siz gidip beyaz eşya üzerinden enflasyon yaparsanız, nal buradaki bilmem ne üzerinden enflasyon hesabı yaparsanız ya da ayakkabı üzerinden örnek söyleyeyim yaparsanız oradan bir şey çıkmaz. Siz reel günlük tüketim, vatandaşın günlük ihtiyacını karşıladığı şeyler üzerinden, manavından, kasabından, efendime söyleyeyim bakkalından, şimdi buralardan bir yapın bakalım ne çıkıyor, hep beraber görelim. Yani tablo pek iyi değil. O şekilde yapmıyorlar da pimpon topundan dikenli telden enflasyon hesaplıyorlar sizce? Ya bir söz diyor, yersen Kemal Paşa, yemesen Revani. Anlatabildim mi? Yani kim nereden yaparsa yapsın. Ben kendi cebimi bilirim. Yaşadığımı bilirim. Hepsi hikayedir. Bunlar boş laf. İnsanların yaşadıkları var. Herkes sıkıntıda şu anda. Herkesin
korkunç derecede sıkıntı var. İnsanlar eskiden yokluktan şikayet ederdi, şimdi açlıkla karşı karşıya kaldılar. Anlatabildim mi kardeşim? İnsanlar şu anda aç. Gerçekten aç. O düşünebiliyor musunuz? O hizmet sektöründeki sıkıntıları düşünebiliyor musunuz? 15 aydır evine 15 kuruş götüremeyen adamları düşünebiliyor musunuz? Yani birbirimize hikaye anlatmamıza gerek yok. Bunu bileceğiz. Ona göre de devlet olarak, millet olarak, işte yöneticiler olarak çözüm üreteceğiz. Yoksa enflasyon da yok, işsizlik de yok. Herkesin de memleket güllük gülistanlık dersek o zaman çözüm üretecek bir şeyimiz yok. Yani ne güzel. O zaman ben nerede yaşıyorum? Ben nerede yaşıyorum yani? Bak, bir aşağı bir yukarı. Nasıl dolaşmak bedava. Anlatabildim mi? Eskiden hava su bedava derlerdi. Şimdi sadece hava o bile sıkıntılı, anlatabildim mi? Yarı yarıya. Yani o öyle, öbürü zaten paralı. Anlatabildim mi? Yani, Erdoğan düzeltebilir mi sizce? Valla Erdoğan düzeltebilir mi? Ya bir ülke bir kişi yönetmez. Yani bir kişinin düzeltebileceği bir şey de değil. Şu an sadece onun elinde, biliyorsunuz. Tek başına her şeye karar verebiliyor. İşte onun için bu durumdayız. Onun için bu durumdayız. Eğer bir yerde ortak akıl yoksa, eleştiri, öz eleştiri mekanizması yoksa, konular tartışmaya açılıp masaya yatırılıp ilgili bilim adamları, ilim adamları bir havuzda toplamıyorsa, şeyin bir sözü var mesela, şeyde iktisatta, ben İlhan Kesici'den duydum. Biliyorsunuz eski müsteşardı kendisi. Dedi ki biz dedi başbakanlar bizi çağırırdı. Biz 5 iktisatçı otururduk. 6 fikir çıkardı. Bak. 5 kişi oturuyoruz, 6 fikir çıkıyor. Yani o kadar bol. Oradan işte doğru şeyi çıkarırsınız. O tartışmaz ama ben biliyorum, ben yaparım derseniz o sıkıntı. Yani yapamazsınız. Yani yaptım, iyi yapmak istersiniz mutlaka. Kimse, yani ülke yönetenler niye iyi olsun ister ama bazen hepimiz de kendi yaşamımızda görüyoruz. Doğru bildiğimiz şey bakıyorsun yanlış çıktı. Sonuç olarak Erdoğan düzeltme ihtimaline inanıyor musunuz? Yoksa başka biri mi gelmeli sizce? O sorunun arkasından başka soru da geleceği için onu söyleyeyim. Yani, şimdi benim... Şimdi sormak. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz de... Ama ben açık söyleyeyim, tabii umutsuzluk kötü bir şey. Ama şu anda çok da umut yok yani, insanlar şu düzeltir diye tam şey yapamıyorlar. Maalesef. Diyemiyorlar yani. Sonuçta 2023'e kadar ülkeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkan oldu, yönetecek. Gönül ister ki, isteriz, dileriz, başarılı olsun, daha da başarılı olsun ki hepimiz de sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Anlatabildim mi? Yani yapamaz, edemez. Yani 2023'e kadar çaremiz de yok. Hani seçim falan da olmayacak zaten. Onu o... Erken seçim beklemiyor musun? Hayır. Neden abi? Bu ya, şekilde götürebilir mi sizce 2023'e götürür kadar? Götürür, çünkü meclisteki çoğunluk belli. Efendime söyleyeyim. Muhalefette çok büyümüyor. Anlatabildim mi? Nasıl seçime götüreceksin? Halkın sesini duymazdan mı gelecekler yani? Ya o halkın öyle bir fazla duymazlar. Yani 2023'e kadar seçim bu ülkede olmaz. Ha ben olsun isterim. Sen ne düşünürsün dersen ben isterim olsun. Ama olmaz. Yani yapılmaz. Benim öngörüm bu. Bir başkası da başka bir şey söyleyebilir ama benim gördüğüm kadarıyla seçimler zamanında yapılır. Çünkü Tayyip Bey'in başladığı günden beri söylediği bir şey var. Hep öyle bir stratejisi var. Seçimleri zamanında yapıyor. Bir Aç seçimi dedi ki zamanında yapacağız dedi. Haftasına seçime gittik. Ha, o bir şey yaşadık. Evet. Oldu. Evet. Yani ben en az... sorayım abi. 2023'e kadar bu şekilde giderse Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar kazanma ihtimali var mıdır sizce? Çünkü süreç kötü gidiyor. Vatandaş bu kadar sürünürken tekrar aynı koltuğa layık görür mü sizce? Yani onu vatandaş karar verecek ama Türkiye'deki siyasi oluşumlar nasıl, hangi dengeler üzerine birliktelikler oluşturacaklar? Hani bunu da vatandaşı, şimdi tamam biz bunu istemiyoruz ama isteyeceğimiz bir hareketin de gelişmesi lazım diyebilecek, güven verecek bir yapı çıkarsa olmayabilir. Yani ben
olmama ihtimalini, yani kazanmama ihtimalini daha yüksek görüyorum. Siz muhalefette ne ararsınız? Ne olsa iyidir, güven verir dersiniz. Yani muhalefet bunu izlese ders çıkartacağı bir şeyler. Ben bir şey söyleyeyim. Bakın, insana dokunmadan hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Televizyonları izliyorum. Siz de sonuçta bir medyasınız. İzliyorum, bakıyorum. Televizyonlarda %80 boş konuşmalar var. Kimsenin gündemiyle alakası yok. Bizim derdimizle, sorunla alakası yok. Anayasa maddesi değişecekmiş de yok. Erken seçim olacak mı, başka bir şey olacak mı falan filan. Halkın reel gündemi yok ortada. Reel gündem nedir? Dedik işsizlik. Nedir? Yokluk. Nedir? Açlık. Nedir? İntihar eden insanlar. Nedir? Kepenk kapatan insanlar. Muhalefet bunun üzerinden yürümesi lazım. Ve güven vermesi lazım. Anladın mı? Yani güven verecek iş yapması lazım. Sözüyle, davranışıyla, eylemiyle, anlatabildim mi? Kadrosuyla. O güveni oluşturursa neden olmasın? Bugün AKP'li bir belediye başkanı dedi ki, eğer dedi intiharlar dedi ekonomik sebeplerden olsaydı ülkenin yarısının intihar etmesi lazım dedi. Bu bir itiraf mıdır sizce? Yani böyle söylemişse tabii ki itiraftır ama yani herkesin psikolojisi, herkesin maneviyatı aynı olmayabilir yani. Bu o realiteyi görmezlikten gelemeyiz yani. Bu yani işsizlik olsun, efendim olsun, intiharlar olsun vesaire. Görmezlikten gelemeyiz. Görmezlikten gelirsek doğru yapmamış oluruz. Demin dedim ya, hastalığı tespit etmezsek çare üretemeyiz. Onu o dedi yani, herkes bir şey söylüyor. İşte ben de söylüyorum. Anlatabildim mi? Ama sokak vatandaşın, git esnafın dükkanına gir bak bakalım. Esas olan odur. Muhalefet onun üzerinden yürümesi. Ve Türkiye'nin birinci önceliği şu anda ekonomi. Esnafla da konuştuk dedik. Bir az önce bir esnaf arkadaşla konuştuk. Vatandaşın alım gücü yok dedi. Yani böyle bir durumdayken halk, insanlar nasıl rahat geçinebilir? Ya geçinme diye bir şey bilmiyorum. Yani siz akşamlar pazarlara gidiyor musunuz hiç? Akşam, biz de zaten sonunda, akşam gidiyoruz pazara abi. Gecenin sonunda pazara gidiyor musunuz? Yok. Hani, tamam mı? Çöpten ekmek toplayan insanlarımız da var. Bunu da biliyoruz. Tamam mı? Yani geçen A Haber onu çevreci vatandaşlar şey yaptı diye. Ben şöyle ben yani şimdi A Haber'le ilgili bir şey söylemek istemem yani, çünkü orada döviz de aşağıda. Evet. Yoksulluk da yok. Evet. Şu var falan filan. Yani o doğru bir şey değil. Habercilik anlayışı da değil. Yani ben tabii onlara yönelik şeyim yok ama bir gerçek var. Herkes yaşadığını bilir. Tamam mı? Yani gerisi hikayedir. Gerisi boştur. Yaşan. Reel olan bir şey var. Yoksulluk var mı? Var. İşsizlik var mı? Var. Esnaf kepenk kapatmış mı? Kapatmış. Açık duran da boşta duruyor mu? Duruyor. Sen buna bak. Yani o onu demiş. Bu bunu demiş. Diyebilirsin ama şey o değil yani. Realite o değil yani. Çok teşekkür ederim.